Herkese selamlar. Futbol Menajer 2022'de artık kariyere başlama zamanı geldi. Ama şimdi bu kariyere başlarken lütfen dikkat edin. Çünkü sorulan sorular üzerinden verebileceğim cevapları hem söyleyeceğim hem de uygulamalı olarak göstereceğim. Tabii ki burada önce yeni gelen kişiler var. Kanalımızı yeni takip eden, yeni abone olan, videoları izlemeye başlayan çok kıymetli yorumlarda ve güzel söylemlerde bulunan insanlar var. Onlara öncelikle hoş geldiniz diyorum. Eskilere, eskilere ise bu sezon sizden daha büyük bir beklentim var. Geçen sezon teknik ekip, teknik ekip dedik ama neredeyse başarısızlıkta hep kaçtınız. Bu sefer biraz daha sorumluluk bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaki milli formamız bugün Cumhuriyetimizin 98. yaşı. Cumhuriyet bayramımızda kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve bu vatanı bize armağan edenlere ne söylesek az kalır. Ama umarım bundan sonra cumhuriyetimiz, ülkemiz daha güzel günler, halkın daha refahı yüksek, daha mutlu olduğu dönemler yaşar. Yeni yaşı bir önceki yaşından daha güzel olur cumhuriyetimizin diyerek. Şimdi önce kısaca kendimden bahsederek başlayayım. Ben Artık yaşı 30'a gelmeye başlayan, saçları beyazlamaya başlayan bir beden eğitimi öğretmeniyim. Tabii onun öncesinde başka üniversite, başka bölümlerde bitirmişliğim var. İşte beden eğitimi öğretmenliği bitirdikten sonra bazı antrenörlük falan deneyimlerim oldu. Futbol açısından sadece tutku veya oyundan ibaret değil, Alanya Spor altyapısıyla başlamış olup Kütahya'da oynamış, İstanbul'da da amatörde oynamış biriyimdir. Beşiktaş Futbol Okulları'nda antrenörlük yaptım. Antrenörlük deneyimim de var. Bu sene biraz yoğun derecede hem kursa gidip hem de KPSS'ye başladığım için atanma peşindeyiz. Devletin okullarında genç yaştaki sporculara, öğrencilere erişip ulaşıp onlara bir şeyler katmak gayemiz olacak. O yüzden KPSS süreci yoğun olduğu için de az video, gecikmeli videolar olabilir. Bunun dışında benim burada bulunuşum tamamen benim kendi Dinlendiğim, iyi hissettiğim ve bir hobiden çok öte bir şey. Çünkü bu simülasyon sadece oyun bazında düşünmemek lazım. Düşünceleri de artık oyuna aktarıldığı bir dönem. Ben ki bu oyunu çok uzun yıllar öncesinde oynadım, oynardım. CM3-4 serisinde. Tabii ki de yanlış anlamayın. Ben asla en iyisini bilirdim. İşte en güzelini yapardım. Çok eski oyuncum falan yok. Bir yıl önce oynamaya başlamış biri gelip beni tokatlayabilir. Ama ben bu farkı çok net görüyorum. Yuvarlak yuvarlak toplar vardı. Taktik dediğiniz şey bir tane çubuk çıkartabiliyordunuz. Şimdi ise oh birazdan konuşacağız taktik kısmını. Çok çok başka noktalara gelmiş. Şimdi hala niye bu takım oyun başlangıç ekranınızdayız? Çünkü bazı oyun kurulumuyla alakalı sorular var. Bunları cevaplamak için de kurulum kısmını da yapmış olacağım. Daha sonra taktik kısmında işte temasında, şu ünde, bu ünde birçok şeylere cevap vererek kariyer başlangıcını yapmış olacağız. Ve maçlara başlamadan önce de yol haritamızı sizinle paylaşacağım. O yüzden bu bölümlük böyle biraz ilerleterek geçmeyin ki kaçırmayın bazı noktaları. Yoksa tabii ki saygım var. Ben de videoları bazen öyle izliyorum. Yani bana hitap etmeyen noktayı geçiyorum tabii ki ilerletiyorum. Amacım dediğim gibi burada bir etkileşimle güzel şeyler sunmak. Ben sadece kendi başıma oynadığımda keyif alıyorum. Ama buraya gelen yorumlar, düşünceler, birlikte yapılan transfer, kariyerin artıları, eksileri, görüşler. Sadece ben bir şeyler katmış değil, ben de bir şeyler almaya çalışıyorum. İşte kariyer o zaman güzelleşiyor. Bu videolar o zaman kıymetli oluyor. Bunun haricinde bir başka konu mesela arka planda bu çok zaman alan bir şey. Ben bir buçuk saatlik bir video çektiysem bunu sizin için sadeleştirmeye çalışıyorum. Nedir? Yani diyorum ki adam mobilden izliyor olabilir. Zamanı kısıtlı olabilir. Boş, çok anlam ifade etmeyen kısımları kırpalım. Ama anlam bütünlüğünü de bozmayalım. E bu ne oluyor? 40 dakikaya iniyor ama 40 dakika indirmek için bir, bir buçuk saatte ben uğraşıyorum. E şimdi hal böyle olunca bir buçuk saat çek, bir buçuk saat düzenle, 3 saat. E fakir interneti kullanıyoruz, İndirme hızımız ne kadar olursa olsun upload'ımız 5 megabit. 2 saatte yüklemek çekiyor YouTube'a. Etti mi size bu 40 dakikalık videonun size sunulma aşaması 5 saat. O yüzden yani işin arka planı uğraştırıcı ama keyifli kısmı birlikte bir şeyler yapıyor olmamız. Yani mesela geçen gün şununla da karşılaştım. Çok şaşırdım. Videoyu paylaştım dedim acaba düştü mü sayfayı yenileyim dedim. 10. saniyede biri dislike atmış. Yahu arkadaş bildirimi açıp dislike atmayın bekledin? Bu nedir? O herhalde Anıl hocamdı galiba. Biri bahsetmişti dislike atan Suriyelidir diye. Yani Habibi neye kızdın anlaşabilirdik. Bir nargile ısmarlardı ben çok. Hepsini geçtim. Hepimiz özgürüz. İzle videoyu beğenmediysen sonunda de ki şu kısmı bana hitap etmedi. Beğenme tuşuna bastım. Bitti. Saygı duyarım. Neyse, bunlar şimdi işin diğer kısımları. E, dediğim gibi birazcık kendimden bahsetmiş oldum. Buradaki video amaçlarını size izah etmeye çalıştım. Bizde kesinlikle yani ben bilirim, ben söylerim, siz izlersiniz mantığı yok. Bu şekilde yapmaya çalışıyorum en azından. Çünkü transfer dönemine girdiğimizde fikri olanların fikrini almaya, önerilerini önemsemeye, işte almıyorsam oyuncuyu da neden almadığımı da video içinde göstermeye çalışıyorum. Taktik olsun, antrenman olsun, birçok konuda fikir alışverişi yaparak kariyerlerimizi yapıyoruz. Oyun kurulumundan sohbet edip hangi takımı seçtiğimizi gösterelim ve daha sonra da yavaş yavaş taktik aşamasına geçelim. Sonra da o gönderideki fotoğrafın ne olduğunu açıklayayım. Daha sonra antrenman, antrenör derken lige başlangıcı yaparız. Bu bölüm birazcık bir şeyleri açıklamak, sorularınızı cevaplamak ve kanalı beni İçeriği tanıtmak amaçlı olacak. Tabii ki maçlarda yapacağız. Evet dostlar şimdi geldik kariyer kurulumuna. Mesela bazı e, sorular vardı. Ö örnek veriyorum San Marino'yu yönetmek. San Marino'yu yönetecekseniz bu ekranda yönetirsiniz. Nasıl? Gelişmiş kuruluma geçmeden. Bakın burada kulüp menajerliği der. Milli takım dersiniz. Oo, her şey çıktı bak. San Marino'su çıktı. Litvanya'sı var. Tabii ki bu Avrupa. Gel bunu Okyanusya'da ne çıktı? Fiji çıktı. Cook Adaları mı? Buraya gitmeyin. Buraya giderseniz mızraklarlar sizi. Buralara hiç merak salmayın. Vanuatu falan var. Buradan kaçın. Nereye gidin? İşte Kuzey Amerika'ya. Burada daha hayti mayti bir şeyler var. İşte Asya'ya gittiğiniz zaman burada ne var? Afganistan'ı yönetebilirsiniz. Sizi esir alsınlar. Daha sonra Nepal falan var. Nepal güzeldir. Şimdi biz gelelim kulüp menajerliğine. Burada ne yapacağız? Gelişmiş kuruluma geçelim. Menajer takımı sonra seç diyelim. Hala sürprizimizi bozmayalım. Süperlikten olacak. Dediğim gibi çok uzaklara gitmeyeceğiz. Kariyerimiz şunu içerecek. Şu ana kadar oyuncuları konuştuk ama bundan sonra bu kariyerde maç motorunu deneyimleyelim. Yeni mevkileri deneyimleyelim. Oyuncu animasyonlarını görelim. Var sistemine bakalım. Oyun içi görselleri görelim diye bir kariyer yapacağız. Zaten 9-10 günümüz kaldı. 9-10 günden sonra yeni baştan başlamamız gerekecek. Mesela sorular geliyordu. Beta'daki kariyer devam eder mi? Eder. Ama oyun tam sürüme çıkarken küçük bir güncelleme alıyor ve hata olarak gördüğümüz şeyler orada düzeltiliyor. Ama biz ondan önce veri tabanını büyükten ziyade gelişmiş yapabilirsiniz. Mesela burada kıta ekleyebilirsiniz. Dersiniz ki ben Afrika'dan bakın ülkedeki oyuncuları derseniz sadece Afrika'daki oyuncuları ekler. Mevcut milli oyuncu derseniz milli takımı kapsayan oyuncuları. Daha kapsamlı isterseniz uyruklu oyuncu dersiniz bakın 9000'den bine çıktı. Bu çok büyük bir rakam. Yani yolda gezen bir Afrikalı kabile çocuğunu dahi buraya dahil eder. Bu kadarı oyununuzu bilgisayarınızı yorar oyunu yavaşlatır. Tabii ki bunu yapan çılgınlar var mı? Var. Ama biz bunu ne yapacağız? İşte işte ben bunu daha çok şöyle yapmayı tercih ediyorum. Tabii ki detaylandırmak isterim ama mesela Avrupa'dan bize ne olabilir? Şöyle bakıyorum. İşte İzlandalı oyuncular gelsin. Şimdi bütün Avrupa'yı kastedersek bu ülkelerin bütün herkes kapsayacak, girecek. Neyse birkaç tane seçtik. Sonra buraya geldik. Uyruklu oyuncular dedik. Bak bin kişi ekledi Jamaika'dan gördün mü? Uyruklu oyuncu bin kişi daha. Uyruklu oyuncu 400 kişi daha. Tamam diyelim. Çok da açılmayalım dediğim gibi. Yani şimdi bu kariyer deneme. İlk transfer hareketliliğine neden izin vermiyoruz hocam? İzin vermeyin. Çünkü bu simülasyona aykırı. Şimdi düşünün. Biz kimi çalıştıracağız? Adana Demir'i mesela. Adana Demir'i çalıştırırken kimin yerine geliyoruz? Vicenza Montella. Ne diyor Murat Başkan? Signor Montella, Pare aperti Fiorentina Go to Home diyor, gönderiyor onu. Bizimle el sıkıştı. Abi biz ne zaman devraldık takımı? Transferler yapılmış, Balotelli gelmiş, transfer tahtası kapanmış değil mi? E peki ben daha kimi satacağım? Daha oyuna başlamadan neden Balotelli'yi satıp da birini alayım? O yüzden oyunun akışına aykırı olmamış ve daha gerçekçiliği fazla olsun diye ilk transfer dönemini kapatıyoruz devre arasına kadar elimizdeki malzeme neyse onu kullanacağız. Oyun kurulumu ve takım seçimi konusunda bir aydınlatma yaşattık sanırım. Evet dostlar takımımızı belirledik. Fenerbahçe ile betayı 3-4 bölümde tamamlayacağız. Daha sonrasında uzun bir yolculuğa başlayacağız. Yani bizim asıl kariyerimiz gezgin kariyer. Gezgin menajer olarak işsiz başlayacağımız, kazıyarak, dibine sıyırarak oynayacağımız en aşağıdan en zirveye gitmeye çalıştığımız, geçen sene 22 bölümlük yaptığımız ama bu sene daha detayı, daha güzelini hep birlikte yapacağımız kariyer olacak. Ama beta'da maç motorunu, oyun içeriğini, görsellerini, ıvırını zıvırını test etmek için Fenerbahçe'yi seçtik. Şimdi dostlar taktik ekranından başlayalım. Şimdi taktik ben gönderide paylaştığım şey şu anda da ekrana getirdiğim görsel olan İngiltere ile İskoçya'nın tarihteki ilk dizilimlerden bir tanesi olan ta ki 1900 yılların öncesine dayanan dizilim şekli. Yani buradan şunu anlayabiliriz. Futbolun temelinde oluşturulan taktik veya sahaya dizilim varsa yoksa gol 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 için yapılmıştır. Yani burada bunu uygulamak da çok zor. Bundan esinlenip bir şeyler denedim. Sakın siz evde denemeyin. <laughs> Çok kötü şeyler oluyor oyuna buna yer verilmemiş. Yani burada gördüğünüz gibi 7'li 8'li hücum oynatıyorlar. Bir stoper bir orta saha geri kalan herkes hücum. Bu neye benziyor? Bizim halı saha taktiklerimize benziyor. Biz e, ne yapardık halı sahada? Hala da yapıyoruz. Ne diyoruz? İşte bir kişi defansta o tamamen gönüllü, iyi niyetli, herkesi düşünen bir kişi oluyor ki defansta kalıyor ve daha sonra ne diyor? Allah'ını seven defansa gelsin diyor. Yani iman gücüyle takımı defansa döndürmeye çalışıyor. Çünkü herkes golcü. 6 kişi 7 kişi ileriye gidiyoruz ve gelmiyoruz. Sonra bakıyorsun ki kaleci de eldivenleri çıkarmış ve ne diyor? Yeter lan başlarım oyuncağınız oyuna ben de gidiyorum diyor ve kimse defans mefans yapmıyor. İşte futbolun başlangıcı taktik mantalitesinde bu şekilde başlamış. Peki bunun kaymağını kim yemiş? 1930'lu yıllarda şampiyon olan Uruguay. Tabii ki o sistemi biraz daha değiştirmiş. Şu anda onu da size gösteriyorum. Orada ise tamamen ikili stoper bırakmışlar. Üçlü orta saha yapmışlar. Bu sefer biraz defansa önem verelim demişler. Ama ondan sonra geri kalan herkesi forvete yapıştırmışlar. Biz yapıştıramıyoruz. Tabii bir de böyle bir sıkıntı var. Heh. Mantık bu. Şu beşliği hücum olarak düşünün. Bakın yani 5 tane forveti diziyor oraya, 3 tane ortada bırakıyor, 2 tane de defansta. Şimdi ben aslında biraz bunu kurcalayıp denedim. O paylaştığım taktikten sonraki sonuçlar bunu getiriyor. 4 tane atıyorsunuz, 7 tane yiyorsunuz. 3 tane atıyorsunuz 6 tane yiyorsunuz. Oyunda buna yer yok. Yani herkesi ileriye göndereyim. Bir kişiyle iki kişiyle savunmanız pek mümkün değil. Ha nasıl olur? Bu kadro, bu kadro Liverpool kadrosu olur. Buraya dizersin Firmino, Mane, Salah, şunlar bunlar. Burada da demir gibi Van Dijk olur. Belki bir şekilde baş edersiniz. Hani 7 yiyorsanız 8 atmaya çalışırsınız. Ama bu tarz taktikler işte ben burada kimi oynatacağım? Mesela Adana Demir'le denedim. Buraya Balotelli'yi koyuyorsun. Asan Bolonga'yı burada Metehan. Abi Metehan yani tamam savaşlar falan yapma. Olmaz burada olmaz yani. Evet o yüzden bu taktiği geçtik. Peki şimdi ne yapacağız? Abi, biz neyi denemek istiyoruz? Üçlü savunmadaki yeni rolü değil mi? Kenar stoper. Kadroyu bunun üstüne kuracağız. Zaten size ekstra bir bilgi vereyim. Şimdi bilgilenin. Bilenler vardır, keşfedenler vardır ama bilmeyenler için bilgilenme zamanı. Oyun taktik ekranında diyor ki Bir tane taktik yapıp Billur kebabı yapma dönemi bitti. Bunu deneyimledim. Neden? Bunu Taner hocam da fark etti söyledi. Kondisyonu zayıflamış, maç yükü ağır olan, ağır olan Kimi kastedebiliriz? Enner Valencia. Nerede o? Gel buraya Valencia, Guat. Bak tatilde diyor. Bu adam ülkesine gidiyor. Çaça paça falan Ekvador. Uçağa biniyor Türkiye'ye geliyor. Oradan Almanya'ya maça götürüyorsun. Adam şişiyor, patlıyor, çatlıyor. Oynatsan bir türlü, oynatmasan maç kaybediyorsun. Ama oyunda bu işlenmiş. Oyunda bu adamın kondisyonu biraz zayıflarsa, maç yükü ağır olursa bitti. Seni diri bir takım ezip geçiyor. Oyuna bu getirilmiş. O yüzden ne yapmak lazım? Tek bir taktik ve bütün sezonu çıkaramazsın. Oyuncuları atıp haldur huldur saldıramazsın. Rotasyon yapman lazım. Maça göre oynaman lazım. Kondisyonu belki de bazen iyi oynamayarak, yatarak kazanman lazım. İşte bu dinamiklik çok güzel olmuş. Ve oyunun başka bize söylemeye çalıştığı şey diyor ki bak kardeşim sen buraya taktik dizilimi yapıyorsun ama mesela burada, burada kim oynar diyor burada oynayabilecek oyuncuyu oynat diyor. Yani buraya gelip de Filip Nova bu şekilde burada sağ bek, sağ kanat bek kullanma diyor. Kullanırsan bu adam orada 6.10 ile oynar. Seni de perişan eder diyor. Vitor Pereira gibi ittire kaktıra bu adam buraya monte etme diyor. Gerçek hayatta Fenerbahçe bir şekilde kazanır falan ama sen oyunda sıkıntı yaşarsın diyor. O yüzden demek ki neymiş biz burada oyuncumuz yoksa Filip Novak'la bu işi çözemiyoruz. Oyuncuya göre sistem yaratmak biraz daha makul taktik ekranında. Şimdi bu kısımda anlaştık. Taktiklerinizde bunları göz önünde bulundurun. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Biz buradaki taktiği buna göre yapacağız. Tabii ki ana olayımız üçlü stoper. Bu stoperlerden yeni rolü denemek için kenar stoperi oynatacağız. Geri kalanını takıma göre dizayn edeceğiz ve bunu da maça girerken size hem göstereceğim hem de açıklayacağım. Geçelim bir diğer konuya. Mesela para birimi soruluyor. Tema soruluyor. Bazı sorular var. Bakın buradan tercihlere geldiğimiz zaman da ne diyor? Tema Kojuro V3.03 yani beta olarak geçiyor. Bunu Google'a yazdığınızda var olan sitelerde çıkıyor. Ben bunu deneme amaçlı yükledim. Zaten kullandığım temaları içeren bir video vardı, birkaç video öncesinde. Ama tekrar söyleyeyim, Kojuroyu beğendim, Hafem kullandım, Flute skin kullandım. Bunun telaffuzu biraz sıkıntı ama olsun. Tema diyelim en iyisi. Daha sonra ne kullandık? Opz Elite kullandık. Bunlardan hoşumuza gitti, beğendik, kullandık. Bu. Peki, tümü değil de biçimlere gelirseniz, bakın para birimi. Euro, dolar, molar, arjantin, pesosu, ruble, ne bileyim, afyon dinarı, sikke, osmanlı sikkesi, sonra oyuncu alırsınız, sikke sikke ödersiniz falan bunların hepsi mevcut. Maaşlar. Bakın ben yıllık yapıyorum abi. Haftalık, aylık falan uğraşamam. Ben sana parayı ödüyorum. Yılın sonuna kadar benim oyuncu musun dediğim oyuncuya ne kadar ödeyeceğim? Ben bunu tercih ederim. Bu size. İşte boy kaç santimetre? <laughs> önemli olan kaç santimetre olduğu değil tabii ki adamın boyu. Oyunda ne kadar bizim işimize yaradığı önemli. Daha sonra kilogram, metre bunların hepsi işte yarda yapabilirsin. Metre değil de kısa mesafe kaç yarda alan gibi. Bunlarla oynaşabilirsiniz. Size kalmış. Daha sonra bunları yaptık. Temayı falan yükledik. Bakın mesela yükledim hocam ama yüz gözükmüyor adamın sıfatı ce gül cemalini göremiyorum doğru yere attım bak şuradan ne diyor tercihlerde yapılan değişiklikleri onayladıktan sonra temayı yenile diyor. Yani bunu tıkılıyorsun buraya tıkladıktan sonra temayı yeniden yükle diyorsun gelmesi lazım. Ama sayfaları yükleme süresini azaltmak için ön kullan dersen mevcut sıfatları kullandığı için seninkini görmüyor. Bunu tıklayıp tema yenilersen doğru yere attıysan gelir. Bu konuya da açıklık getirdik. Şimdi geldik kulüp çalışanlarına. Artık o kadar dinamik bir hale geldi ki oyun. Mesela bana biri sormuş. Hocam Omar Mıdani'yi nereden buldun? Bize de Mıdani. İşte bu Suriyeli nasıl geldi? Mülteci mi geldi futbolcu mu? Bunlarla ben uğraşmıyorum. Oyun bize bunu sunmuş. Bu özellik var. Bak burada kocaman antrenör ekibi, transfer komitesi, sağlık ekibi diyor. Yani senin bir futbol direktörün, baş gözlemci ve gözlemcilerin kaliteli ise, iyi ise istediğin ölçütteki adamları getirir. Transfer komitesine bakalım. Aha kimse yokmuş. Mesela Mustafa Dülger. Dülger hocamız bize kimseyi getiremez. Neden getiremez? Türkiye dışına çıkmamış. Edirne'ye kadar gider. Edirne'den Kars'a, Kars'tan Mars'a gidemez. Biz kimi istiyorsak mesela ne diyeceğiz? Kulüp çalışanları, personel arama, yeni arama, teknik heyet, transfer komitesi, gözlemci. Tamam şimdi burada isterseniz detaylandırabilirsiniz. Koşul ekleyebilirsiniz dersin ki uyruk mesela Kenyalı olmak zorunda dersin falan filan. Tamam dedim. Örnek en tepede olanlardan bir tanesine tıklayalım. Bak Henrik Andersen diyor. Ha, şimdi gelelim püf noktaya. Bak Hendrik Andersen amca nereleri gözlemliyor? Danimarka'da müthiş. Belçika'da etkin. Forea adaları, Norveç, İsveç, Almanya, Finlandiya, oh bütün İskandinavlar var. Sarışın, beyaz tenli, renkli gözlü bunların hepsini sana bulup bulup söyler. Bak potansiyeli de çok iyi kavruyormuş. Der ki hocam 18 yaşında bir Finli var bunu alırsak uçurur. Ama bu adamın bu seviyede olmasına dikkat etmek lazım. Daha önceki serilerde başıma geldi. Aldım bir tane gözlemci. Dedi ki hocam bunu al bunu al. Aldım ne oldu sonra? Barlardan getiremedik. Antrenmana çıkmadı. En son ülkemi özledim dedi. Nijerya'ya geri gönderdik. Emenike değil ama onun kabilesindendi. O yüzden böyle de çıkabilir yani. Belki şey de çıkabilir yani. Bol da çıkabilir yani güvenmiyorum da. Size çeşitli ülkelerden oyuncu getirsin istiyorsanız işte bu gözlemcilik ağı çok önemli. Ekibinizi ona göre kurmanız lazım. Yani biz ne yapıyoruz? İşte diyoruz ki bizim gözlemci ekibimizden Tuna var. E Tuna bize genç öner diyoruz. Bir tane çocuk öneriyor. Hızı 3, bitiricilik 5. Ne yapmış? Okuldan kaçırıp getirmiş. Yani... Bunun benim için bir anlamı yok. Çocuk bilime, ilime yönelecek. Futbol topunu bomba sanıyor. Böyle oyuncu önerilmez. Böyle oyuncuyu da takıma almazsınız. O yüzden ben sizi mesela teknik ekibim olarak görüyorum ya. Biriniz çıkıp diyebilir. Hocam gel seninle antrenmanı düzenleyelim. Düzenleyelim hocam. Ne yapacağız? Mesela ekstra idman koy buraya. Ne koyalım hocam? Sosyal faaliyet. Bara gitsinler. E tamam gitsinler sen vardır bir bildiği diyeceğim. Ertesi gün de bara göndere gönderelim. Maça çok motive, Oh keyifli çıksınlar belki kazanırlar diyeceksin. Tamam olur ben hayır demem. Önerinizi yaparım ama o çocuklar bardan gelmezse böyle öneriniz varsa buna da açayım. Antrenmanları düzenleyebiliriz ama iyi bir antrenör ekibi getirirseniz takımı zaten antrene eder bu kısımla uğraşmazsınız. Genç oyuncular zaten güzel gelişir. Dediğim gibi gözlemciliğinize de saygım var. Transfer dönemi başladığında ben zaten size söylüyorum. Bir sonraki bölümde transfer yapacağız beyler. Bana gözlemcilik yapın. Size güveniyorum diyorum. Sonra biri çıkıp diyor ki hocam Rabil Tagiri alalım. Şimdi insanlar bıkmıyor mu? Ben YouTube'da bir video izlerken 82 tane kariyerin 93 tanesinde Rabil Tagiri görsem ne olacak ki bana? Ben diyorum ki bana öyle bir oyuncu getir. Kabileden bul. Mızrağını bıraktır. Samatta'nın gençlik halleri olsun. Alalım, işleyelim, kullanalım. Yani sonuç olarak gözlemcilik önemli. Ben kariyerimde bizim, benim hem kariyer için, oyun için hem de hayatta böyledir. Bizim radyoda aynı şarkının tekrarı olmaz. Ömer Bayram hariç. Ömer Bayram'ı alırız. Dur demişken bir de profiline bakalım. Ömer de Bayram. Şöyle profilde açık kalsın bize anlatırken. Şimdi Luka'yı öneriyoruz. Genç yetenek diyoruz. İşte potansiyeli çok yüksek falan. 3-5 milyona alırsın. E tamam Luka'yı aldın. 40 milyona sattın. E her kariyer Luka'yı oynatırsam, alıp satarsam, 40 milyon elde edersem yapay zekayı bozup ne geçecek elime? Ha Sevloat yapmışsın, ha bunu yapmışsın. O yüzden yeni oyuncular. Yani transfer dönemine girdiğimizde Ravilt'a giriciler. Enis Destancılar, Ali Akman, Ahmet Kul... Artık ezberledim. O kadar sıkıldım ki oyunculardan. O oyuncular yok. Bizde yok. Evet dostlar şimdi kafamda bir şablon oluştu. Fenerbahçe'de Duiz Gustavo, Meyer, Crespo, Sosa gibi oyuncular orta sahanın ortasında veya bir tık gerisinde oynayabilir. Yani defansif oyuncu, gizli libero. Yani şu bölgeyi bakın şu bölgeyi kapsayacak çok oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Bir de bu bölge için çok oyuncusu var. Yani ön libero, orta saha ve forvet arkasına çok oyuncumuz var kadroda. O yüzden ben de diyorum ki iki tane ön liberodan, iki tane de ofansif orta sahadan faydalanarak dördünü sahaya sürmüş olalım. E zaten üçlü stoper oynayacaktık. Ne oldu? İki tane kanat. Şimdi çift forvet yapıp iki tane orta saha bir tane falan gerek yok. Çift forvete gerek yok. Burası zaten kalabalık olacak. Yani Novak gidecek, Burak gidecek. Tabi burada Ferdi oynamıyor çünkü bazı oyuncuların kondisyon sıkıntısı var. Şu anda da Atletik Bilbao ile hazırlık maçı oynayacağız. Aslında şöyle yapabiliriz. Everton'la oynayalım, Trabzon'la oynayalım, Avrupa maçını oynayıp tamamlayalım. Bilbao'yu biraz simüle edip geçelim bakalım ne olacak. Takım seçimine geldik. Sonucu göster dedik. Maçı simüle dedik. Bakalım ne çıkacak şansımıza. Dizilimimiz ve mandalitemizde. Evet. <laughs> 5-0 yenildik. Olsun olsun önemli olan e, çok pozisyona girdik. İşte doğruları yaptık ama kazanamadık. Olabilir. Munay'ın biraz fazla abartmış. Bizim hedef maçımız bu değildi zaten. Biz Everton'ı düşündük. Evet playoff'ta da Antwerp'le eşleştik. Bu arada Altay sakatlandı. Sanırım bu seride biraz kaleci sakatlıkları da var. Benim gibilere önlem almak istemişler. Nedir? işte yedek kadroya yani maç kadrosuna kaleci almayan, daha fazla oyuncu alayım düşüncesini taşıyanlar için bir önlem almış olabilirler. 6 ay 6-8 gün sakatlanmış. Evet bu sefer Everton'dan kaçış yok. Everton maçına konuştuğumuz gibi çıkıyoruz. Kadromuz belli. İrfan, Valencia, Zai, Kadıoğlu, Yanlış falan filan. Taktiğimizi anlattım ama henüz bir antrenman dokunuşu yapmadık. Duran top çalışmadık. O konulara henüz girmedik. O konulara biraz ikinci bölümde yoğunlaşalım istiyorum. Antrenör için zaten pek paramız yok ama çok eksik olan kısımlara da ufak tefek bir şeyler katacağız diye düşünüyorum. Çünkü boş olması yani idare eder bir antrenör olması daha iyi. Çünkü boş kalması daha sıkıntı. O konuda büyük eksiklik yaşıyorsunuz gerek veriler, gerek gözlem, gerek öneriler konusunda cidden sıkıntı oluyor. Bu arada Berke kurtardı Altay'ın sakatlığında. Mesela ilk göze çarpanlardan bir tanesi kaleciler daha insancıl hareketler yapıyor. Yani bir topa uçtuktan sonra o topun dönüşüne yapıp ışınlanmıyor. Yani yerden kalkma toparlanma sürecini yansıtmışlar. Bu çok güzel. Dönen topa adam vururken kaleci bir anda yerde yatıp hop öbür tarafı uçuyordu önceden. Şimdi bu yok. Kaleci daha ağır kalabiliyor, daha toparlanması uzun sürüyor. İşte kalecinin atladığı refleksleri falan epey bir düzenlenmiş. Şimdi ilk yarıda vasatı aşamadık ama Everton'a da pek fırsat tanımadık. İrfancan kötü oynamış buraya bir Mesut Özil alsak. Mesela Ferdi kötü oynamış buraya bir Muhammed alsak. Daha sonra Mert yerine Osay Samuel'i alsak. Orta sahayı biraz daha öne itip çift forvete dönsek. Mesut'u ekonomik kullanmak fazla yorulmaması için tavsiye ederim. Engage rolü hızı yavaş olan ama tekniği çok büyük oyuncular için kıymetli bir özelliktir talimatlardan da daha çok şut çekebilir. Dikine pas, hücuma çıkabilir. İstediğini yapabilir. Serbestlik tanıyorsunuz bir nevi oyuncuya. Bakın içeriye kaçanları görelim. Kısa pasla devam edeceğiz. Geniş alanda oynamamız bizim avantajımıza. Buradan yine stoperlerle başlıyoruz. Buradan ise hem öndeyiz hem de rakibi ortaya zorluyoruz. Çünkü bakın üçlü stoperimiz var. Ön liberolarımız var. Orta alanda 5 kişiyiz. Rakip buradan gelmeye çalışırsa tıkanır. Şiddeti arttıralım. İkinci yarıya da geçelim. Başladık, görevlendirdik. Kenardan bağıralım. Başlayalım. ha. böyle başarabilirsiniz çocuklar dedik. Ve <laughs> gol yedik. Çok güzel bir dakikada. Yanlış tarafa seslendik galiba. Berke ne yaptınız? Tertemiz bir gol yediniz orada. Ama sayılmamış, sayılmamış tamam, sıkıntı yok rakibi hala ee, Sosa biraz kötü Atilla ve Serdar şimdi yine bir orta arka direk iyi buradan da gol yemeden çıktık şimdi taç atışı Muhammed Sosa ama nasıl pas Muhammed o eyvah şimdi bu kötü tabii ki savunma arkasına atılan bir top o çok güzel kademe geldi. Serdar Aziz harika kaptı, epey bir şut sayıları var ama görüyorsunuz korkudan oyuncu değiştiremiyorlar. Bunlar hep bizim sayemizde. 0-0 bitirdik maçı. Çok bir pozisyon vermedik. Ama tabii oyuncularımızda denememiz lazım. Hangi oyuncu, hangi sistemde, nerede, ne kadar, ne yapar diye. Çünkü stopere koyduğunuz oyuncu bile, yani kanatlara çıkan stoper mi, çakılı stoper mi, pasör stoper mi, bunun yanlışlığını yaparsanız bile oyuncunun motivasyonu ve verimliliği düşüyor. Evet dostlar sezona derbiyle başlıyoruz ki bu sene en beğendiğim takımların bir tanesidir Trabzon. Bakalım Trabzon'a karşı mevcut düzenimiz çok da oyuncumuz var. Hepsi birbirinden işlevsel gibi duruyor ama tercih etmekte bizi zorluyor. Şimdi ileride Valencia ile başlayacağız. Yaratıcı forvet tamam. Hatta ona bir iki tane talimat ekleyelim. Daha fazla drink link yapsın. Daha çok şut çeksin. Risk alabilir. O yüzden ona birazcık bu imtiyazları tanıyalım. Bunu başarabiliyor. Mesut'la başlamak ya da başlamamak biraz düşündürüyor ama deplasmandayız. Sanki Mesut yerine oraya biraz daha yani engage yapmayacağımız biriyle Mert Hakan'ı koyuyoruz. O da ofansif orta saha destek olacak. Rossi mi, Pelkas mı? Sanki Pelkas daha iyi olur. Valencia ile uyumu da var. Sağda Burak çalışkan için daha uygun Ferdi de aynı şekilde çalışkan destek olacak ikisi. Luis Gustavo işin savunma kısmını yüklenecek. Meğer, meğer mi yoksa başka birini mi orada oynatsak diye düşünüyorum. Meğer daha uygun oraya. Salahi Serdar Aziz değil. Burada benim tercihim Tisserant olacak. Tisserant'a lisans çıkarmamışız. Evet şu anda oyuncu kaydını falan hallettik. İstediğimiz kıvama geldi. İleride Valencia ile arkasında Mert ve Pelkasla solda Ferdi sağda Burak orta alanda defansif oyun kurucu ve libero oynayacak Gustavo Meyer stoperde gördüğünüz gibi yeni özelliği kenar stoper hücum diyelim hatta bindirmelerini görelim. Tisserand ve Salai kenarlardan açılmasını isteyeceğiz. Göbekte ise pasör, stoper, savunma rolünde Kim C oynayacak. Pozitif futbol anlayışıyla başlıyoruz. Yedeklerimiz bir hayli kalabalık. Trabzon derbisine, deplasmana çıkalım. Gördüğümüz gibi rakipte Envakama, Gervinho, Bakasetas, Abdülkadir, Marek Amşik, Densvil, hele ki Bruno Perez, Edgar Aye. Bunlar çok iyi olduğu gibi İsmail Köy başında gözden kaçırmayalım. Soyunma odasında asistan önerdik. Eyvah Burak kapacak sakatlık yaşadı ama oynar sanki ya. Biraz daha zorlamasını isteyeceğiz. Devre arasına kadar en azından. Dayanamadı tamamen sakatlandı. Şimdi tak diye gelelim. İşte bunlar mesela iyi fizyoterapistiniz var mı? Sahaya çabuk döner mi? Antrenmanları kimler ne şekilde yaptırıyor? Bunlar hep planlanması gereken ve oyuna böyle tesir eden şeyler. Burada Samuel'i mi koysak yoksa Samuel'i oynatalım ya. En azından süretinden faydalanırız. İlk 25 dakika geçti fakat hiç pozisyona giremedik. Altay 7 ile oynuyor. Onlarda da Abdülkadir sağ kanatları, sağ bekleri yani bizim sol tarafı biraz zorluyorlar anlaşılan. İlk yarı sevimsiz bir şekilde bitti. Şimdi burada ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Valencia biraz kötü. Luis Gustavo kötü. Baktığımız zaman şöyle orta alana çıkarsak Gustavo yerine Mert'i, Gustavo yerine de Mesut Özil'i alsak, Mesut Özil'e engeç desek buradan bekler değil de kaçanları görsek kısa paslı oynamaya devam edelim. Topu yine stoperlere vereceğiz. Öndeyiz zaten. Ön tarafı biraz yaklaştırdık. İkinci yarıya bir de böyle başlayalım. Başarabilirsiniz dedik. Yani Valencia değişikliği yapabiliriz ama bu arada tabii ki Trabzon daha üstün oynuyor istatistiklere bakarsak. Şimdi Densville taç atışı Mert, Meyer hızlı çıkabiliriz Valencia bıraktı Pelkas önü boş Pelkas dışarıya. İyi bir kontra atak yakaladık ama kötü bitirdik. Şimdi Bruno Perez. Ferdi'den müthiş müzel. Oh oh. Oh oh oh. Valencia. Ne gol attı ama çok temiz. Çok temiz. Güzel goldü. Burada savunma ile çıkarken önde presimiz işe yaradı. İşte mesela bu oyuncuya daha fazla risk alma gibi talimatlar verilebilir Perese. Çünkü kötü bir top kaybı. Tabii o gol de fena bir goldü yalnız. Uzaklardan. Şimdi Ferdi Sosa değişikliği öneriliyor. Buna bir girelim bakalım. Ferdi yorulmuş anlaşılan. Ferdi yerine Filip Novak yapabiliriz. Hatta biraz geri çekelim. O sayıyı da buraya alalım. Bir sonraki değişikliğimizde Pelkas'ı çıkartalım. Perkas yerine Miguel Crespo'yu alıp ortayı üçleyelim. Mesut'u burada tek bırakalım. Şimdilik böyle devam edelim. Bir hakkımız daha kaldı sanırım. Onu da 85'te artık maçı bitirmek için kullanırız. Evet son 5 dakika bu sefer ne yapıyoruz? Şimdi bir tane de ön liberolaya bir adam çekelim. Şöyle Sosa'yı da buraya koyalım. O da defansif oyun kurucu destek olsun. Artık maçı bitirmeye çalışacağız. Talimatlara geldik. Tempo düşük. Zaman geçirme çok. Geçiş oyunu dağılımları koruyalım. Top rakipteyken biraz daha kapandık. Offside'ı kaldır. Presi bitir. Maçı böyle bitirelim. Çünkü golü attık. Yatma zamanı bunun üstüne. Tertemiz. Fazla pozisyon yok pozisyon vermedik. Savunma hattımız çok iyi oynadı. Ama şu anda hala mesela Salai'nin kenardan, Tisserant'in kenardan bindirmelerini yani rolün özelliklerini göremedik. Altay en iyi oynayanmış muhtemelen bizi kurtardı diyebiliriz. Gördüğünüz gibi Altay en az 5 tane kurtarmış. Evet dostlar şimdi geldik. İç sahada Antwerp'le oynuyoruz. Gördüğünüz gibi Frey falan biraz sıkıntı. Samatta yedeklerde. Yenmemiz lazım. Avrupa maçında. Bakalım eleyebilecek miyiz? Zaten bu bölümü de bu maçla birlikte tamamlamış oluruz. Dediğim gibi bu bölümde amacımız giriş yapmaktı. Kendimi sizlere tekrar tanıtmak. O Valencia güzel bir gol attı. Kanalda neler görebileceğiniz, neler olabilecek, ne kadar aktif rol alabilirsiniz, birlikte bir şeyler yapmak ne kadar keyifli olduğu. Çünkü ben herkesin fikrine önem vermeye çalışıyorum, saygı duyuyorum. Dediğim gibi futbolun tek bir doğrusu asla yoktur. O yüzden herkes farklı düşünebilir. Ben böyle yaptım diye siz de öyle düşüneceksiniz değil. Birlikte bir şeyler yapmak kıymetli. O yüzden yorumlara değer veriyorum. Daha sonra asıl kariyerimiz 9 Kasım'dan itibaren başlayacak. Burada sadece görselleri görelim. Çünkü bak animasyonlar, top alışı, orta yapışı falan. Oo çok güzel geldiler. Bunlarda değişiklik olmuş. Yani izlerken seyir zevki artmış maç motorunda. Bunu söyleyebiliriz. Kalecilerde yenilikler var. Taktiksel dinamiklik çok fazla olmuş. Yani of yine müthiş bir kurtarış. Her maç aynı oyuncular. Her maç aynı oyunu oynayamayız. İşte bazı yorumlarda gelen sorulara teme olsun şu olsun bu olsun cevap vermeye çalıştık. Kanaldan bahsettik ve temsili bir kariyere geçtik. O yüzden ya Fenerbahçe kariyeri falan gibi düşünmeyin. E, böyle oldu. <laughs> Fenerbahçe ile başladık. Tabii ki hedef kariyerimiz farklı. Şimdi devre arasına girdik. Bir iki tane tehlike sezdik ama hala öndeyiz. İyi götürüyoruz. Nazım'ı buraya almak istiyorum. Sosa burada iyi bozmayalım. Gustavo'yu Gustavo Gustavo. Gustavo'yu bozsak mı? Ee, sangare'yi bir tık geriye çekeceğim. Ferdi de geriye gelsin. Bu sefer Sosa ve Gustavo öne çıksın. Rossi yerine Miha Zayt'si alıp orta sahayı üçleyelim. İrfan'ı burada tek bırakalım şimdilik. Daha sonra İrfan değişikliği de yaparız. İkinci araya böyle çıkalım. Bu arada şeye hiç bakmadım. Maçın rövanşı var mı? Nasıldır? Eleme tek maçlı mıydı? Eyvah. Altay uzaklaştırabiliyor muyuz? Oo, Egestein Uluslararası bir gol attı bize. Temiz gol, güzel gol. Geçelim, izlemeyelim. Yediklerimizi izlemiyoruz. Aklımızı yemediklerimiz de kalıyor çünkü. İrfan Can'ı çıkartalım. Mesut Özil vakti gelmiş. Mesut Özil'e de en geç dedik. Evet, Zayt istediğimiz pas bağlantısını yapıyor. Bak Salay geldi. Dur, şimdi gördük işte stoperin stoperin yeni rolünün ne kadar farklılık kattığını görüyoruz burada. Tam şu an Vitor Pereira Fenerbahçe'sini izliyoruz. Salay verdi, aldı, devam ediyor. Çizgiye inmeye çalışacak. Bak hücum dedik. Oh nereye gitti? Gitti. Oh. Bayağı gidiyor yani gitmişken. <laughs> evet. Bunu da gözlemlemiş olduk dostlar. Zaten bu kariyerin amacı bu. Farklılıkları gözlemlemek maç motorundaki. Altı ay Bayındır 6.3 Tabii Ben de 72 metreden gol yesem ben de 6.3 olurum. Eyvah Samat da oyuna girdi. Şimdi Ferdi Muhammed değişikliği yapsak mı? E, i̇ki hakkımız var. İki hakkımız var. Ben şöyle düşünüyorum. Valencia'yı bir kanada almak. Sangare'yi yeni aldık değil mi? Şöyle yapacağız bakın. Çok çılgın işler oluyor şu anda. Oha neler oluyor diyeceksiniz. Minje yerine Serdar Dursun. Ferdi yerine de Dimitris Pelkas. Pelkas kanat forvet hücum. Valencia kanat forvet hücum. Serdar Dursun, Piotr Santrafor destek. Peki oyunumuz neye dönüyor? Bekler çıkacak ama kısa paslı değil. Uzun toplu oynuyoruz. Daha fazla havadan orta yapıyoruz. Çok geniş alanda oynuyoruz. Topu pivota vereceğiz ki Serdar Dursun indirsin bize o topu. Daha ileriye çıktık. Daha baskılıyız. Şimdi gol nedir nasıl atılır görüyorsunuz bu değişiklikle. Evet alta yakalandı. Şimdi başlıyoruz bak. Seyredin. Geliyor geliyor gol geliyor. Tısarant. Sangare. Bastı bıraktı. Tekrar Tısarant. Stoper görünümlü Kanada açılan Sangare, Salayi, Ferdi, Özil, Ferdi harika geliyoruz şu an. Salayi, Sosa, Özil, Gustavo vurdu olmadı? Tabii gol olsaydı sizi kandıracaktım çünkü bu atakta oyuncular değişmemişti henüz. Ama golün üstüne yatamadık çünkü olmadı. Neyse hala umutluyum. Son 10 dakika. Şuradan da hücum futbolunu diyelim. Hadi artık bir bir reaksiyon. Şimdi Baye. Kesteleyen. Salahi topu aldı. Tısarant. Tısarant harika gitti. Hala gidiyor. Ver artık. Ver artık ya. Pis adam. Nereye kadar gideceksin daha? 50 metreden şut çekti. Verse bak aslında bahsettiğim gol olacaktı. Neyse mühim değil. Bakalım ne oluyormuş bu maçın sonunda elendik mi? Aa şunu mesela merak ediyorum. Biliyorsunuz ki deplasman golü kuralı kalktı. Acaba bunu oyuna empoze ettiler mi? Deneyimleyen varsa yazsın. Yoksa biz de görürüz zaten. Bu arada bu arkadaş 9 şut pası vermiş. Benle görüşeceğiz. Samuel sakatlanmış. Hemen fikstüre gelelim. Evet ikinci maçta varmış. Bu deplasmanda daha sıkıntı. Nainggolan'a lisans çıkarmamışlar. Yani henüz Belçika ile olan bağlantılarımızdan bahsetmedim. Ama bu adama niye lisans çıkarmışlar? Çıkarmamışlar anlayamadım. Sıradaki maç Göztepe dostlar. Bir sonraki bölümde biraz daha fazla maç yapacağız. Taktikte biraz dokunuşlar yapacağız. Antrenmanlara değineceğiz. Duran top taktiklerimizi konuşacağız. Ve dolu dolu maçlarımızı yapacağız. Umarım keyifli bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.